Herkese merhaba. Kısa bir aradan sonra yeniden beraberiz. İlk videoda büyük boyutlu dosyaları nasıl sıralarız, nasıl buluruz, nasıl temizliğini yaparız onu anlatmıştım. Şimdi onun devamı olarak tekrar eden dosyalar varsa bilgisayarımızda bunları temizlemek için birkaç yardımcı araç anlatacağım. Programlara geçmeden önce bir demo ortamı hazırlamak istiyorum. Müzik klasörümün altında 6 tane MP3 dosyası var. Bunlar farklı zamanlarda yedeklenmiş, kopyalanmış olsun. Birer kopyasını çıkarıyorum. Durum biraz zorlaştırmak için de dosyalardan birinin adını ABC de diyorum. Yani farklı yerlerden gelmiş dosyalar olabilir bunlar. Gördüğünüz gibi 6 dosya 12 dosyaya çıktı. Şimdi bunları tek tek bulup temizlemek farklı klasörlerde ise hele daha da zor. İlk program AntiTwin. Bundan bahsedeceğim. AntiTwin uygulamasını açıyoruz. Basit bir arayüze sahip ama özellikleri oldukça iyi, yeterli seviyede. Önerdiğim programları genelde bedava ya da bedavaya yakın programlar olarak seçmeye çalışıyorum. İlk satırda klasör seç özelliği var. Şimdi My Music klasörüm seçilmiş durumda zaten. Alt klasörleri de tarama özelliği var. Yani My Music'in altında farklı folder yapısı varsa onları da tarıyor. Tüm dosyaları tarıyor. Sadece MP3'leri, sadece Word dokümanlarını, Excel dokümanlarını ara gibi seçenekler mevcut. Şimdi size demo yapabilmek için ilk önce isimleri karşılaştırıyorum %100. Burada ismi birebir aynı olan hiçbir dosya yok. Zaten olamaz da. Kopyaladığım halde isimleri farklı. Şurada benzerlik oranını %60'a getiriyorum minimum. Zaten daha aşağı gitmiyor. Benzer isimleri ara dedim. Burada A dışındakileri buldu. Bunlar benzer isimler. Peki daha da detaylı arama yapmak istersem içeriği karşılaştır diyorum. Byte byte. Byte bazında içeriği karşılaştır dediğim anda ABCD'nin de Doobie Brothers'la aynı olduğunu gördü. Burada siz şimdi tamam eşleşen dosyaları aynı renk olarak gördünüz. Hangileri birbiriyle eşleşiyor. Seçmeye kalktınız yani bir kısmını sileceksiniz. Diyelim şunu sileceğim. Şunu sileceğim. Böyle tek tek seçmek kolay. Fakat yüzlerce dosya olduğunu varsayarsak tek tek seçmek zor olacaktır. O yüzden seçmek için de size yardımcı olan bir sihirbazı var. Nedir? Klasör ile seçim. Belli bir klasördeki dosyaları tercihen silmeyi isteyebilirsiniz. Bu ona yarıyor. Ben de şu anda hepsi aynı klasörde olduğu için bir işe yaramıyor. Bir de özellikler ile seçim diye bir dosya var. Şimdi burada sizin seçeceğiniz dosya mantığına göre daha eski tarihli olanları sil diyebilirsiniz. Veya daha yeni olsun veya bu bir kriter değil. Yani eski yeni olmasına bakma. Ama daha küçük dosyaları sil. Daha büyük dosyaları sil. Genelde tabii Word Excel üzerinden düşünürsek daha yeni oluşturma tarihleri size faydalı olabilir. Daha eski yaratmalar kalsın. Daha küçük boyuttakiler. Daha büyük boyuttakiler kalsın. Klasör bazında yine seçme var. Veya dosya isminde kopya olduğu belirtilenler. Sil diye seçebiliyoruz. Bunu uygula dediğim zaman bakın seçilenler hangileri oldu? Star Wars, ABBA, ABCD. Bunları siliyor. İçinde kopya geçenleri. Daha sonra seçil dosyaları sil dediğimde de bana direkt birkaç seçenek sunuyor. Emin olamıyorsanız eğer belli bir klasöre taşıyabiliyorsunuz bu ikinci kopya olan dosyaları. Geri dönüşüm kutusuna atabiliyorsunuz veya direkt sil. Benim için direkt silmek yeterli şu anda. Evet silinsin diyorum. Dosyalar silindi. Şurada yazıyor. 6 tane dosya silindi. Klasöre gidip baktığım zaman artık o dosyaların olmadığını görüyorum. Şimdi program genel hatlarıyla böyle çalışıyor. Bir başka program örneğine geçeceğim. Yine bir kopya oluşturayım. Bu sefer kopyayı yeni bir klasöre atıyorum. New folder dedim. New folder'ın altına. Bu program da benzer bir mantıkla çalışıyor. O yüzden aynı örneği bu sefer farklı klasörle yapacağım. A dedim dosyanın adına. İkinci program Duplicate Cleaner Free. Bunu açıyorum. Bu da çok benzer bir mantıkla çalışıyor. Arayüzü biraz daha şaşalı. Bu özellikleriyle şu anda bedava. Fakat bir tek şu resim modu ve bazı detay özelliklerde Pro versiyonu satın almanızı istemiş. Şimdi bu tür programların en güçlü yanları size benzer dosyaları hangi algoritmalarla bulacağı. Şimdi normal modda sadece dosyanın adına bakarak
oluşturulma tarihi veya üzerinde değişiklik yapılma tarihine göre bir indeksleme sunuyor. Resim modunda ise işte aynı çözünürlükte, aynı boy oranında, aynı dosya adında döndürüldüyse hani bu döndürülmüş olanın da benzer resimleri bulma gibi özellikleri var. Resim modu şu anda pasif dediğim gibi. Müzik modunu kullanabiliriz. Biz zaten müzik işte aynı sanatçıya ait aynı albüm deyse eğer bunları benzer dosyalar olarak karşılaştırabiliyor. Bunun dışında dosya adına göre arayabiliyor. Ben şimdi bu müzik arayacağım için bu alanı bıraktım. Bir de süzgeç kısmı var. Bütün dosyalar dahil. Hariç tuttuğum herhangi bir şey yok. Yani burada sadece MP3'ler, sadece Word, Excel dosyaları falan diye de seçebilirsiniz. Oluşturulma tarihlerine göre hepsini arıyor. Şimdi tarama konumuna geliyorum. Burada 4 tane sekmeyi geçiyorsunuz. Tarama konumu müzik klasörünü istiyorum. Bakın New Folder'ı da gördüm. Müzik klasörünü seçtikten sonra şu oka basarsam burada taranacak dosyaları ayrı ayrı bütün klasörleri gösterebilirim. Şuraları ekle, şuraları ekle diye. Ben sadece müzik klasörümü taratacağım. Başka bir seçenek şu anda benim için yok. Alt klasörleri zaten tarıyor. Taramayı başlat diyorum. Taramayı yaptı. 6 tane yineleme grubu buldu 12 dosya içinde. Bakın burada yine eşleşen dosyaları aynı renk gösteriyor. Abalar. Şurayı biraz büyüteyim. Bu sefer isimler aynı. Copy adı yok burada. Fakat A'nın Doobie Brothers'la aynı olduğunu da buldu. Burada da yine seçme yardımcısı diye bir şey var. Burada selected change dosyaları tek tek de seçebildiğiniz gibi seçme yardımcısı kullanabiliyorsunuz. İşarette neyi işaretleyeyim? Grup ile seç. Her gruptan bir tane dosya. Şimdi her bu iki tanesinden birer tanesini seçti. Genelde ikincileri seçti şu anda. Bunun yerine beğenmediyseniz şöyle de gidebiliyor. İşte oluşturulma tarihi saatiyle seç. En eski dosyaları seçti. Eski olanlar bunlar. Gibi gibi işte boyutuna göre, değiştirme tarihine göre seçeneklerinizi değiştirebiliyorsunuz. Her gruptan bir tane seçtiğince alt klasördekileri klasöre göre de seçilebiliyor. Ne diyelim? Konum ile seç. Neyse buna şimdi girmeyeceğim. Seçtiğim dosyaları silmek istiyorum. Bunda da aynı şekilde sil dediğim zaman yukarıda bu sefer dosya sil özelliği. Dosya sil dediğim zaman bana geri dönüşüm kutusuna mı atayım ya da şurada farklı bir klasöre taşı da diyebiliyorsunuz. Ben şu anda emin olduğum için hepsini sil diyorum. Alt dosya silinecek eminsiniz. Evet. Klasör de sildi. Bakın tekrar geldiğimde klasör dahil burada kopyalanmış şeyler kalmadı. Üçüncü programım. Onun artık detayına girmeyeceğim. Yani işin genel mantığını anladınız. Bu ve bunun gibi internette bir sürü program bulabilirsiniz. Easy Duplicate Finder adında bir program. Bunun da grafik arayüzü oldukça kullanışlı gözüküyor. İşte aynı mantıkta buraya da dosyalarınızı atıp burada bir tek wizard özelliği var ilk başta. Tarayacağınız dosyanın özelliğini de soruyor. Ofis dosyası mı tarayacaksınız? Video dosyaları mı? Müzik dosyaları mı? Fotoğraf dosyaları mı? Seçtiğiniz özelliğe göre yakalayabildiği işte pikseline göre ne bileyim müzik dosyasındaki MP3 özelliklerine göre ayrıştırma yapıp bu iki müzik dosyası aynıdır diyebiliyor veya benzerdir diyor. Daha sonra sileceğiniz dosyaları siz seçiyorsunuz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklarsanız veya kanalımı takip ederseniz sevinirim. Bunun gibi videolarda yeni programı anlatmaya devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.